Merhaba arkadaşlar, ben Murat Ören. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Hightech Eagle'la karşınızdayım. Şimdi geçelim kutu açılmaya, bakalım Hightech Eagle bize neler gösterecek. Hightech Eagle'la karşınızdayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi klasik gri, beyaz ve turuncu detaylarının gerçekten uyumunu burada tekrardan görüyoruz. Rainbow LED'e sahip olduğunu bize hemen ön taraftan söylüyor Hightech Eagle. Şimdi buradan yavaştan açacağım kutuyu. Bir açalım bu. Ön tarafta şöyle bir yapışkanlı bir detay var. Burada da güzel bir Hightech logosu yer alıyor. Turuncu gerçekten de ekranda da çok tatlı durmuyor mu? Gerçekten de çok güzel duruyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz yer alıyor. Şimdi şöyle kapatacağız. Şu üstten bir açalım. Bakalım içeride neler var. Çekebilirsek. Ya uzun süre kullanımlı. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde çıkardım ürünü. Burada görmüş olduğunuz gibi garanti belgesi ve tabii ki de kullanma kılavuzu bulunuyor. Tabii bize çok lazım olmayan şeyler bunlar. Bunları hemen kenara alıyorum. Burada da turuncu detayı, şu plastiğini aldık. Gerçekten de böyle her an yiyecek ve tekerleğin tamamen neredeyse böyle 180 dereceden göründüğü bir ürün arkadaşlar. Bir netlerse bize eğer. Arka tarafı değil, bunun netle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tekerlek bütün açıdan resmen gözüküyor. Her yerden açık bir şekilde ve yandaki tuşların o eski teyp detayı gibi olması da enteresan. Şöyle gösterirsem aynen gözükecek. Tuşlar hassas. Biraz böyle önde olması tabii ki hassaslığı daha çok artıyor. Çünkü eliniz değdiği anda tuşa dokunabiliyorsunuz. HYX8 Eagle modeli Hightech'in gerçekten güzel. Kablosu da örgülü bir kablo ile geliyor. 2.0 bir USB'si var. Bu şekilde yani kutu açılımına çıkanlar arkadaşlar bu şekildeydi. Fazla bir şey çıkmadı. Eagle bu şekildeydi. Bakalım Eagle'da masa üstünde teknik özelliklerinde bize neler sunacak. Bunlara bakacağız. Şimdi geçelim masaya ve masadaki teknik özelliklerine bakalım. Arkadaşlar kutu açılımını yaptıktan sonra Hightech'in Eagle olarak geçen gaming bir mouse'unu inceleyeceğiz. Rainbow RGB'li bir mouse'u. Gerçekten hani alabileceğiniz uygun ve gayet kullanışlı ürünlerden bir tanesi. Renkli olması, RGB'sinin yanması, gerçekten duruşu, ele tutuşu ve 270 derecelik bir scroll lock olarak adlandırdığımız o tekerleğin tamamen açık olmasının detayı da gayet iyi duruyor diyebilirim. Gerçekten üst taraftaki o kaydırmaz el tutuşu, şu yandaki tutuş hissiyatı gayet iyi. Fiyatına göre de gayet karşılayan bir ürün. Örgülü bir kablo olması gerçekten iyi duruyor ve gaming bir ürün olarak ve teknolojik bir yapısı olarak da gayet iyi bir konumlandırmış ve fiyat performans olarak bence gayet bir kişinin rahat bir şekilde oynayacağı oyunları rahat bir şekilde kapsayacak ve bu fiyat aralığında gerçekten tercih edeceğiniz bir ürün olacak diye düşünüyorum. 3200 dpi'ye kadar değişebilir. Tabii ki buradan değiştirebiliyorsunuz. 3200 dpi'ye kadar destekleyen bir ürün. 3200 dpi'nin üstünde kullandığımız çok nadir yerler oluyor diye düşünüyorum. Hani biraz daha hızlı hareket etsin isterseniz. Tabii ki daha farklı ürünler de var ama bu fiyat aralığında ve bunları yapabilen gerçekten başka bir ürün yok. O yüzden bilinçli tüketici olmak böyle bir şey aslında. İşinize ne yarıyorsa aslında sizi yani özellikler sadece hani var olmak için değil. Aslında onları bilinçli tüketiciler için yazılmış şeyler. O yüzden sizin ihtiyacınız neyse ona göre bir ürün tercih edin diyelim. Optik bir sensöre sahip ürünümüz. Sensör olarak Instance'ın A601B5 optik sensörü kullanılıyor üründe. Baktığım yerlere göre gayet hani bu fiyat aralığında normal olarak karşılanacak bir optik sensör diyebiliriz. Hem oyun amacıyla da kullanılan bir sensör. Scroll tuşu tamamen kauçuk bir yapıdan yapılmış. Onun önündeki kısım da aynı şekilde. Buradaki tuş biraz sert. Hani buradaki o yumuşaklık hissiyatından şu ortadaki DPI tuşu nasiplenememiş gibi bir şey olmuş. Onun da öyle olmasını isterdim. Çok böyle yaşlı işi gibi tak 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 ses veriyor. O yüzden onu sevmedim. Biraz da sol ve sağ klik çok böyle yani boşta kalmış, havada kalmış ve elinize hani değdiği anda bilene tıklayabilir. Biraz o olayları sevmiyorum. Ben bunların biraz da aralığının kısa kalmasını isteyenlerdenim. Çünkü o zaman net basıyor ve tam basıyor. O yüzden güzel kullanım ömrü sunuyor. RGB'li olduğunu söylemiştim zaten. Tıklama ömrüne geldiğimiz zaman diğer farelere göre gerçekten fazla bir tıklanma ömrü sürüyor. Gerçekten fiyatına göre 5 milyon tık ömür sunuyor. Gerçekten mükemmel değer.
kendisinden fazla böyle 100-150 lira, 200 liralık ürünler de gördüm ama bu kadar uzun ömür sunduğunu görmemiştim. Gerçekten 5 milyon ömür gerçekten büyük bir rakam. Hi-Tech'e buradan gerçekten bunu yapabildikleri için bence çok teşekkür ediyorum. Gerçekten küçük bütçeli kullanıcılar için gerçekten mükemmel bir ürün. O yüzden almadan önce tercih edin derim. Kablo uzunluğuna geldiğimiz zaman 1 metre 60 santimlik bir uzunluğa sahip. Örgülü bir kablo. Kırmızı detayının olması bence güzel olmuş. Kırmızı bir RGB ışık açtığınız zaman da arkadaşlar gayet iyi duracak. 1 metre 60 santimlik. Zaten hani klavye genellikle çok kısa bölümlerde tutulduğu için o kadar takılacağını düşünmüyorum ama sadece kasası olanlar için şöyle denemek gerekirse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ta yere kadar değiyor. Yerde de neredeyse bir 10 santimlik yer bırakıyor. O yüzden şu anda rahat kayması gayet iyi. Görüyorsunuz. Gayet de iyi duruyor yani. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Altta zaten 3 tane kaydırmaz pedi bulunuyor. Bunlar da biraz böyle daha yumuşak olsaymış daha iyi olmuş ama gayet de iyi kayıyor yani. Tuşlar zaten gayet iyi. Tam yerli yerindeyse. Şu DPI tuşu benim için biraz sıkıntı oldu. Ağırlığına geldiğimiz zaman gerçekten de hafif bir mouse olduğunu söyleyebilirim. 105 gramlık bir ağırlığa sahip. Gerçekten gayet iyi. Yani oyunlardaki o hızınızın, elinizin böyle çok fazla oynatmanızda o yorgunluğu falan olmayacağını düşünüyorum kendi açımdan. Üründe 6 tane tuş bulunuyor. Sol, sağ, ortadaki scroll lock tuşu ve DPI ve sol, sağ, ileri, geri olarak adlandırdığımız sol taraftaki 2 adet tuş da burada bulunuyor. 6 adet tuş var. Ürünümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Gayet minimal bir ürün. Kullanım süresi olarak da gayet iyi bir şekilde tak çalıştır çalışıyor. 2.0'lık bir USB'si var. O da gayet gaming duruyor yani. Ürüne baktığımız zaman arkadaşlar 40 lira ile 50 lira arasında değişen bir fiyatı var. En uygun bulduğum linki aşağıya koyacağım. Gayet uygun. 50 TL'ye Hi-Tech için gaming mouse'unu alabilmek bence önemli bir detay. O yüzden bence çoğu arkadaş hani seçmeden önce özelliklerine bakıp bilinçli bir kullanıcı olarak işine yarayan bir ürünse gerçekten bu ürünü tercih edebilir. Yani çok kişiye de tavsiye ediyorum. Gerçek gayet de kullanışlı. Çok avantaj sağlıyor arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.